Herkese merhaba, ben Tuana. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün birlikte Gratis'a yeni gelen Kokoshi markasının ürünlerini deneyeceğiz. Elimde bayağı bir ürünü var. Neredeyse tam bir makyaj yapmaya yetecek kadar ürün var. Olmayanları da işte kamera arkasında böyle hemen tamamlayacağım. Çok güzel bir far paleti var. Önce ürünleri göstereyim ben size. Aslında bir de açıklama yapayım. Böyle lambur lumbur direkt videoya giriyorum bazen. Kokoshi zaten var olan bir markaydı bayağıdır. Önce Watsons'ta satılmaya başladı. Şimdi de Gratis'te satılıyor. Zaten kendi online siteleri de var. Far paletinin dışı bu şekilde. Hem göstereyim hem anlatayım. Şöyle aynı zamanda da aynalı bir palet ve renkler tam benim renklerim. Bugün nasıl kızıl makyaj yapmayacağım gerçekten bilmiyorum. Benim için büyük bir challenge olacak bu. Şöyle bir likit mat ruju var. Bu 06 numarası. Ben Kokoshi'nin sadece eyelinerını ve maskarasını denemiştim. İkisinden de gerçekten çok memnun kaldım. O yüzden bunlardan da umutluyum. Şöyle bir aydınlatıcısı var. Bu aydınlatıcısını da bayağı Instagram'da görmüştüm. 02 numarası. Yani umarım güzeldir. Bayağı patlayan bir aydınlatıcıydı yanlış hatırlamıyorsam. Diğer ürünlerinden de hızlıca geçelim istiyorum. Waterproof bir fondöten var. Bunu sadece denedim. Sanki biraz oksitlendi gibi geldi. Yüzümde denemedim de elimin üstünde denedim. Şöyle bir terakota allığı var. Ve son olarak da maskara ve eyeliner'ı. Zaten maskaranın eskiliğinden anlayabilirsiniz ne kadar kullandığımı. Ve eyeliner'ı. Bu videoyu yeni ürünleri deniyorum olarak da düşünebilirsiniz bu arada. Şimdi fondötenle başlıyorum. Artık ne kadar zamandır makyaj videosu çekmiyorsam unutmuşum yani. Ben normalde videolardan önce nemlendirici zaten sürüyorum da bir de nemlendirici bir bas sürüyorum. O yüzden şimdi şu işlemi halledelim. Şu anda disko topu gibi olduğuma göre başlıyorum. Fondötenin üstünde kuru ciltler için ya da yağlı ciltler için, daha doğrusu ıslak bitişli mi mat bitişli mi yazmıyor. Ama ben elime sürdüğümde ıslak bitişli olduğunu gözlemledim. Bu şekilde cam ve mat bir ambalajı var. Fondötenin bendeki numarası da 02. Şimdi öncelikle elime sıkıyorum. Mesela böyle size bu olacak gibi geliyor ilk baktığınızda ve bu arada fondöten pembe alt tonlu. Şimdi ben her fondöteni ilk defa deneyimlediğimdeki gibi bir tarafa süngerle bir tarafa da fırçayla uygulayacağım. Far paletimin de aynısını alıyorum. Fondöten aslında oksitlenmese gerçekten güzel olabilirdi ama oksitleniyor. Parmaklarımla yüzüme bırakıyorum. Buradan bile koyuluğunu görebiliyorum. Belki 01'e olsaydı tenimle uyabilirdi diye düşünüyorum. Aslında bir saniye parlaklığı biraz kısayım. Parlaklığı kıstığımda bence daha rahat görebiliyorsunuz şu anda. Bana bu 2 ton falan koyu. 100 kere koyu dediğim için bir daha bundan bahsetmeyeceğim. Fondöteni yapı olarak değerlendireceğim. Siz de rengini görmezden gelirseniz sevinirim. Şimdi fırçayla uygulamaya başladım. Kapatıcılığına falan bakalım. Duruşuna parlama yapacak mı ya da koruma yapacak mı? Fondöteni göstermek için sizi biraz yakına aldım. Hani şöyle bakın bir de rengine. Bu arada kapatıcılığı bence orta. Buradaki ben sivilce lekelerimi ve sivilcelerimi görebiliyorum. Şimdi fırçayla aldım elimin üstünden biraz daha geçiyorum ve bence bu kuru ciltler için gayet güzel olabilir, güzel olabilecek bir fondöten ve cildim tekrardan bozuldu benim. Böyle minik minik bir sürü sivilcelerim çıkmaya başladı. Şurada da var. Tekrardan elime alıyorum fondötenden. Şimdi bu tarafıma da süngerle uygulayacağım. Süngerle büyük ihtimalle kapatıcılığı biraz daha azalacaktır. Güvendiğim ve sevdiğim bir süngerle uyguluyorum. Bu Nishtan'ın Ocean serisinden ikili süngeri. Bunun bir de lacivert olanı vardı. Belki videomu izlediyseniz görmüşsünüzdür ve Marley sağ olsun onu yemiş, paramparça yapmış. Aslında hani ortalıkta da durmuyordu. Galiba ben bunu bir makyaj için kullanacaktım. Sonrasında kullanmadım. Yatağımın üstünde peçeteye sarılı bir şekilde duruyordu. Ama sen onu oradan al, paramparça yap. Gerçekten gitti süngerim. Kokoshi'den bir kapatıcım yok. O yüzden ben hemen kapatıcımı sürüp geliyorum ve fondötenle ilgili düşüncelerimi size söylüyorum. İlk olarak tüm samimiyetimle şunu söyleyebilirim ki fondöten kesinlikle ciltte tabaka halinde durmuyor. Gayet ince yapılı. En azından sürdüğünüzde o şekilde oluyor. Mesela şöyle elimi göstereyim. Ben hiç demeyeceğim dedim ama hani gördüğünüz gibi biraz oksitleniyor. O yüzden siz alacaksanız bence teninizden bir ton daha açığını tercih edebilirsiniz. Ayrıca benim şu anda gözümde alıştı. Hani 2 ton dedim ama biraz abartmışım. Bence 1 ton koyu. Çok fazla boynumdaki fark belli olmuyor. Kapatıcılığı doğallığıyla orantılı olarak orta kapatıcılıkta diyebilirim. Ben şu anda gerçekten görebiliyorum buradaki sivilcelerimi ve lekelerimi. Onun haricinde kızarıklıklarımı kapattı. Tabii ki de bir renk eşitliği sağladı. Videonun
sonunda da tekrardan bakarız. Ama ben şu anda sevdiğim gibi gözüküyor. Bugün böyle koyu bir makyaj yapalım. Siz de zaten sıkıldınız. Kızıllardan, işte pembelerden falan. Şuradaki renk benim çok hoşuma gitti. Şuraya da swatchladım. Zaten videonun sonunda tüm paletin swatchlarına bakarız da. Şu renk gerçekten çok güzel gözüküyor. Zaten bu paletlerin genelde Coco Chanel'in paletlerinin swatchları gerçekten iyi oluyor. Ama evet şunu da söyleyeyim. Ben daha önce Coco Chanel'in bir paletini kullanmıştım ama o altılı mini bir paletiydi. Nude tonlardan oluşuyordu. Şimdi buna bakalım. Ayrıca bir tane de sabitleme rengi var palette. Ben şununla başlayacağım. Bunu çok fazla göz kapağıma getirmeyeceğim. Sonra da yavaş yavaş gideceğim. Buradaki Winky rengini alırım ikinci olarak da. Dediğim renkle katlanma bölgemden geçiyorum. Çoğu göz fırçam da iş yerinde kaldı. Ben bayağı hastalandım bu süre içinde. Serumluk, hastanelik oldum. Serum takıldı bir sürü. Tahliller, tetkikler falan derken normalde işe gidecektim ama işe de gidemedim. Rapor aldım. Bu 3 gün, evet 3 gün önce oluyor bu. Şu anda toparladım. Bayağı iyi. Bu arada hani grip falan değil. Mide enfeksiyonu, vücudumda bir enfeksiyon değeri yüksek çıktı. O yüzden de şu anda sapasağlamım, turp gibiyim. Dediğim gibi Winky rengini aldım. Basit basit başlamak istiyorum makyaja. Sonrasında da koyulaştıracağız. Aslında eyeliner'ı da size göstermek istiyorum. Ama eyeliner mantıklı olur mu bu makyajda bilemedim. O yüzden ona ilerleyen zamanlarda karar vereceğim. Beni Instagram'dan takip edenler biliyordur. Okulum da açıldı. Aynı zamanda çalışıyorum da. Şu anda hayatım o kadar yoğun ki size anlatamam. Bakalım bir yola girdim. Umarım benim için güzel şeyler olur diyorum. Zaten videolarımın aksamasının sebebi de oydu. Aslında işe başladığımı videoda size söylemiştim. Ama ben o videoyu bilgisayara aktarmadan kameradan silmişim. Videom çöp oldu. Videoda yeni ürünleri deniyorum da ama bir daha çekmedim sonra onu. Oradaki ürünleri böyle başka videolara serpiştirmeyi düşünüyorum. Far gördüğünüz gibi bayağı pigmentli. Şu anda aşağı dökülmedi. Gerçi zaten mat renkler çok fazla göz altında da dökülme yapmaz. Ben şu anda çok karıştırmıyorum. Sadece bırakıyorum böyle. Biraz da karıştırıyorum tabii ama asıl sonrasında daha büyük bir fırçayla karıştıracağım. Şuradaki rengi alıyorum şimdi. Bunları da böyle daldırıyorum ama bayağı pigmentliler. Sonra karıştırmakta zorluk yaşayabilirim. Gündüz video çekmeye vaktim olmadığı için kendime ring light aldım. Daha doğrusu annem aldı. Sonrasında işte ring light geldi. Bekledim. Onu alma sürecim de böyle bayağı uzundu. Kargo derdi falan. Sonrasında işte ring light geldi bana. Dışı 42 santim mi neydi? Ama ona rağmen gerçekten böyle bayağı küçük gözüktü gözüme. YouTube için yeterli olamayacaktı, olmayacaktı. Sadece Instagram videoları çekebilirdim onunla. Sonra şansıma mı diyeyim, şanssızlığıma mı diyeyim? Ring light bozuk çıktı. Farı oraya şerit halinde koydum. Korkmayın. Çünkü ben videoları izlerken böyle öyle göründüğünde o far sinir krizi geçiriyorum karşıdan. Neyse işte bozuk dediğimde şöyle açıyorum mesela. Hatta video çekecektim gece. İki tane de zaten softbox'ım var ama ev yapımı softbox, böyle profesyonel bir şey düşünmeyin. Sonra açıyorum, 5 dakika sonra kapanıyor. Tekrar açıyorum, tekrar kapanıyor. Yani belki 5 dakika bile değil, 2-3 dakika içinde kapanıyor. Hani o süreyi tam hesap edemedim. Sonrasında işte satıcıyla görüştüm. Zaten gitti gidiyor, oradan almıştım. Bu şekilde anlattım işte ürün arızalı çıktı diye. Sonra paketledim aynı şekilde ve gönderdim. Neyse ki onlar da sorun çıkartmadılar. Yoksa elimde patlayacaktı. Ama şu anda tekrardan bir ring light arayışına girdim. Bu sefer daha büyük bir şey almayı düşünüyorum ama yani gerçekten hani o benim işime yaramayacaktı pek fazla. O yüzden bir yandan da bozuk çıkması iyi oldu. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama normalde böyle bir makyaj tarzım yok. Hani makyaja böyle başlamam. Aslında böyle devam ettirmem. Ama şu anda böyle yapasım geldi. O farı öyle şerit gibi sürmek istedim. Tabii şimdi dağıtıyorum da bilmiyorum. Belki bu dış köşeleri keskinleştirmek için daha güzel olur. Farı daha kolay karıştırabilmek için fırçamın ucuna ilk kullandığım renkten aldım. Ve farlar gayet de kolay karışıyor yani. Şu an bu biraz karışmamış gibi gözüküyor. Çünkü ona daha tam geçmedim. Ama bu kısım gayet güzel karıştı. Aklınızda da bir soru işareti olmaması açısından şu açıklamayı da yapayım. Bu video sponsorlu değil ama bu ürünlerin hepsini bana Coco Chanel gönderdi. O yüzden hani bilginiz olsun. Çünkü ben size her şeyi söylediğim için bunu da söylemem gerekiyordu. Buradaki Garika rengini şimdi direkt parmaklarımla göz kapağıma uygulayacağım. Şöyle pigmentini de göstereyim size. Parmakla uygulandığında çünkü far her türlü daha güzel gözüküyor. Olmadığı siyah da kullanabilirim ya da acı kahveyle bir koyuluk verebilirim sonrasında. Yakına gelip size farın pigmentasyonunu göstermek istiyorum.
Şuna bakın. Az önceki gibi parmağımı dokundurdum far paletine ve sonuç bu. Bayağı iyi. Bu da tam benim sevdiğim gibi bir kahve çıktı. Kızıl kahve. İçinde kızıl yansımalar var. Böyle acı bir kahve değil. Daha ince uçlu bir fırçayla da iki rengin karışmasını sağlıyorum. Böyle çok yayılmasını da istemiyorum. Ama biraz birbirlerine de geçsinler istiyorum. Dış köşeler için de burada acı kahve bir renk var. İsmi Bold. Onu alıyorum. Dış köşelere V şeklinde uygulayacağım. Çok muazzam bir fark yaratmasa da dış köşelerdeki koyuluk en azından belli oluyor. Ve sanırım eyeliner'ı çekeceğim. Gerçekten eyeliner'ı çekmekten biraz çekinen biriyim. Yani bunu itiraf ediyorum. Ama hani yapamadığımdan değil, sadece o an çok güzel yapmak istediğimde bir şekilde olmuyor. Evde kendim çekerken gayet güzel, düzgün bir eyeliner ortaya çıkıyor. Ama videolarda nedense olmuyor. Ama videoda olacak, kendime inanıyorum. Sadece şu gözü biraz daha böyle detaylandıralım, bir şeyler yapalım istiyorum. Çok az şuradaki drama renginden alıyorum. Bu bildiğiniz cıklak bir pembe. Şöyle hatta fazlasını elimin üstünde atacağım. Çünkü alt kirpik diplerime bu rengi uygulamayı düşünüyorum. Üstte de bir bütünlük olsun istedim. Garika renginden biraz daha alacağım. Çok fazla etkisini kaybetmedi ama ben biraz daha canlı dursun istiyorum. Çünkü sanki böyle pembelerle fazla karıştı gibi geldi. Dış köşeleri biraz daha siyahlaştıracağım. Her zaman yaptığım makyajın dışına çıkmak istiyorum ve tabii ki eyeliner'la da bunu sonlandıracağız. Şimdi alt kirpiklerim için kullandığım fırçaya bakın. Ya bu olacak iş mi gerçekten? Hiç rahat bir fırça değil alt kirpik dipleri için. Ama dediğim gibi fırçalarım şu anda yanımda değil çoğu. O yüzden elimdekilerle yetiniyorum. Gerçi bunu sadece farı oraya bırakmak için kullanıyorum. Sonrasında daha başka ve daha uygun bir fırçayla karıştıracağım. Tekrardan kalem fırçamı aldım. Bu sefer siyahtan alıyorum. Yine fazlasını elimde atıyorum. Çünkü gözüme bir şey kaçtı. Bu farların hepsi böyleyse siyah da gayet güçlüdür. Ve şu anda gözümde bir şey var. Hafif hafif başlıyorum. Biraz iç köşelere de getireceğim bu siyahlığı. Alt kirpik diplerimin dış köşelerine de getirmeyi düşünüyorum hatta. Göz makyajımda siyah renk kullanmayalı o kadar uzun zaman olmuş ki hep kaçınıyordum siyah kullanmaktan. Çünkü o kadar keskin net bir görüntüyü sevmiyorum en azından son zamanlarda. Ama kullanmakta da fayda var bence. Çünkü gerçekten böyle gözü daha çok çekiyor, daha güzel gösteriyor ve makyajı da smokey'e döndürüyor. Göz makyajı çok fazla dağıldı. O yüzden biraz daha şeklini belirginleştirmek için öncesinde kapatıcıyla geçiyorum. Makyajın şeklini belirledikten sonra eyeliner'ı süreceğim. Çünkü gerçekten şuramda bile far vardı. O yüzden biraz dökülme yaptı. Ben de geniş geniş uyguladım. Elimi korkak alıştırmadım hiç. Eyeliner'a geldiğimizde de bildiğim kadarıyla tek çeşit eyeliner var. Bunun üstünde Eyeliner Pen Quick Drying Black yazıyor. Şöyle bir bakalım yakından. Ucunu da göstereceğim size. Ucu gerçekten eyeliner sürmeyi kolaylaştırıyor. Tabii ki de alışkın değilseniz hepsi zor. Ama bunun ucu gerçekten güzel. Şöyle bakın, incecik kuyruk da yapabiliyorsunuz. Ve ne deniyor buna böyle hani sallayınca ses geliyor ya. Ne deniyor bilmiyorum. Hani o şekilde bir eyeliner, mürekkepli mi deniyor? Gerçekten ondan emin değilim. Benimki bayağıdır var, bayağıdır kurumadı. Hatta şöyle size yedeğini de göstereyim. Bu da yedeği benimkinin. Bunu hiç açmadım. Aynen kapalı şekilde duruyor. Eyeliner'ımı çekmeye başlıyorum. Eyeliner'la verdiğim mücadelem uzun bir süreçten sonra tamamlandı. Şimdi maskaraya geçiyorum. Maskarayı ben şöyle size öncelikle bir dışını göstereyim. Bunun ismi Sensitive Maskara. Başka maskara çeşitleri de var ama bu son çıkan maskaralarından biri diyebiliyorum ben. Maskaranın ucu da bu şekilde. Aslında kum saatine yakın bir ucu var diyebiliriz. Ve içinde mikro kıllar var. Bunlar da kirpiklere eklemeler yapıyor. Ben bunu biraz fazla kullandığım için birazcık bitmiş ama galiba yine içinde var ya, yeter bize. Şimdi uygulamaya başlıyorum. Eyeliner olduğu için maskara kendini çok fazla gösteremeyebilir. Ama yine de bir maskaramız olsun. Maskara hem bayağı bittiği için hem de eyeliner olduğu için gerçekten görülmüyor yani. Zorluk yaşıyor şu anda gözükmekte. Ve en azından kirpiklerimi belirginleştirdi. Gelelim terakota allığa. Bu kaç numaraymış? Ya da bir şey var mı? Şu anda göremedim.
Sadece terakota allık olarak geçiyor. Belki arkasında vardır. Evet, 02 soft bronzmuş. Ben terakota allıklara karşı biraz ön yargılıyım. O yüzden nasıl olacak bilmiyorum. Şöyle size önce göstereyim. Böyle bir kapağı var, şeffaf. Önce bir rengine bakalım. Şöyle bayağı aldım. Şöyle çok fazla belli olmuyor bu fardan kalan. Bakalım. Yani hafif bir rengi var galiba. Gerçi bunlarda hafif renk olması iyi bir şey de bilemedim mi? Rengi güzel gözüküyor. Terakotalarda böyle simler olur ya bazen iri iri. Bunda yok. Şimdi bakalım, hemen bir fırça alayım. Bu arada ben eyelinerle mücadele ettikten sonra birazcık bronzer da sürdüm. Çünkü elimde bir bronzer yoktu Coco Sheen'in. Şimdi bakalım buna. Makyajımla da çok uyumlu değil, hani onu da söyleyeyim. Ama şu anda tüm ürünlerini deniyoruz. Bir de şuradan bakayım. Gerçekten acilen ring light almam gerekiyor. Çünkü bir videomda da demiştiniz hani ışık buradan geliyor. Çünkü şu anda şurada, tam şurada cam var. Ama ya, çünkü bizim salon komple, yani nasıl denir ona? Ya, bayağı salonun camları büyük. O yüzden buraya çok güzel ışık geliyor. Ama tam olarak ışığı önüme aldığımda da salonun arkası gözüküyor. Arka plan güzel olmuyor. Yani kısacası burada video çekmemem gerekiyor aslında. Ama odamın ışığı şu anda hiç yok. Zaten bugün hava aşırı soğuk ve kapalı. O yüzden kısacası azıcık daha idare edin bu ışıkla. Terakotayı da beğendim. Vallahi beğendim ya. Çünkü ciltte çok doğal duruyor. Asla böyle simli bir görüntüsü yok. Gerçekten güzel. Rengi de şeftali. Soft bronze diye geçiyor. Ama rengi böyle bildiğiniz şeftali. Aydınlatıcısına geldiğimizde de şöyle, neden açamadım bunu? Evet, bakalım önce bir şeklini bozdum. Neyse, size gösterecektim. Şöyle bir şekli var. Bakalım şimdi bunun da rengine. Onu da şuraya sürüyorum. Şimdilik yansıması güzel. Sadece biraz fazla mı beyaz acaba bilemedim ama güzel gözüküyor ve içinde sim de yok. Bunu çok az serçe parmağıma alıp göz pınarlarıma uygulamak istiyorum. Çünkü bu göz pınarlarına far uygulamak tam bir hastalık. Bazen unutabiliyorum ama aklımdaysa eğer mutlaka uyguluyorum. Canım highlighter fırçam işte kaldığı için bunu şöyle bir fırçayla uygulayacağım. Bu da ne fırçasıydı bu? Multitask Cheek Brush. Allık fırçasıymış ama olsun. Bir şey olmaz. Şimdi şöyle dönüyorum size. Galiba diğer tarafıma sürerken daha rahat görebileceksiniz. Bunu yine hesaplayamadım. O zaman hemen diğer tarafa geçelim. Sonra ben orayı düzeltirim. Fırçaya da bol bol aldım bu arada, hani söyleyeyim. Ve gerçekten güzel yansıyor. Şuna bakın. Tüm ürünleri karıştırmak için geniş bir fırça aldım. Şöyle bir karıştırıyorum. Bakın, yalan yok. Gerçekten hani şöyle döneyim falan. Gerçekten güzel yansıyor. Son olarak da ruja geldik. Ruju şöyle bir elime sürdüm öncesinde. Rengi güzel gözüküyor. Bu makyajda olmayacak biliyorum. Ama biz ruju değerlendirelim. Ruj 06 numara. Şöyle bir şaşırdım bir anda. 06 numara. Böyle lip gloss mı? Lip gloss. Bu liquid matte ruj değil mi? Bir dakika, anlayamadım. Şimdi birazdan anlayacağız bunu. Aplikatörünü de göstereyim hemen size. Şöyle bir aplikatörü var. Ve beni diğer şaşırtan şey de, mesela kokluyorum. Normalde rujların bir kokusu olur ya, bunun bir kokusu yok. Hani bunu iyi bir şey ya da kötü bir şey için söylemiyorum. Hani sadece rujun kokusu yok. Onu söyleyeyim. Öncesinde bayağı bir sıyırdım. Çünkü dudak kalemi yok şu anda elimde. Şöyle sadece bir çerçeve oluşturacağım. Ruju sürdüm. Rengi tek başına çok güzel ama makyajla korkunç oldu. Bunu biliyorum. Ve üstünde hani long lasting lip gloss yazıyor ya. Tam long lasting yazmasan anlayabiliriz. Ama bildiğiniz liquid matte ruj. Şimdi bakacağım dudaklarımın ne kadar kuruttuğuna. Tabii ki de her liquid matte ruj gibi dudaklarımı kurutacak gibi gözüküyor ama mesela bakın hemen kurudu. Bir de şimdi kiss proofluk testi yapacağım ama onun için bir dakika daha falan bekliyorum. Şöyle bir saçımı başımı düzelteyim. Hepsiyle ilgili son birkaç cümle söyleyip videoyu kapatacağım. Fondötenden başlamak istiyorum. Fondötenin rengi ilk başta bana çok koyu gelse de şu an tekrar bakıyorum çok fazla sırıtmıyor. Bence yağlı ciltliler fondöteni sevmez. Çok fazla parlama yapabilir. Kuru ciltliler seveceğini düşünüyorum. Karma ciltlerle bunu bir pudrayla destekleyerek kullanabilirler ve yüksek kapatıcılık beklemeyin. Far paletini gerçekten çok beğendim. Hatta şöyle birkaç rengine, ne yaptım?
birkaç rengine bakalım. Bütün paleti swatchlamayacağım şu anda. Çünkü ışık bayağı gitti ve göremeyeceksiniz. Yani şuna bakın. Diyecek hiçbir şey yok. Şimdi bir de burada deneyelim. Ve ufak bir dokundurmamın sonucunda bunlar. Şu renkler biraz birbirine girdi ama bu artık parçalandı pigmentten. Biraz galiba fazla almışım. Far oyuldu çünkü. Bakın şimdi size göstereceğim. Hiç ek bir şey almadım. Ve buraya kadar gidiyor yani. Ek bir şey almamama rağmen farımı bayağı göçürttüm. Bir de şuna da bakalım. Şu renkle çünkü güzel gözüküyor. Mat farları da ayrıca pigmentli de. Ve şunu anladım ki yumuşak davranmanız gerekiyor. Çünkü gerçekten parçalanabiliyorlar. Bu da bu şekilde. Birkaç rengi de diğer elimde kolumda göstereceğim. Gerçekten şu anda çok şendim. Sadece şu gördüğünüz renk şu. Mesela o renkten de bayağı umutluydum aslında. Gözle belki farklı durur da. Şu böyle eflatunumsu renk, soğuk pembe olan renk çok fazla gözükmedi elde. Ama belki gözükür gözümüzde. Sonrasında işte far paletini zaten beğendim. Onu söyledim. Eyeliner için eyeliner'ı daha önceden de kullanıyordum. Sadece ben bugün eyeliner'ı güzel süremedim. O yüzden biraz bu konuda üzgünüm. Ama sürmesi kolay bir eyeliner ve kalıcılığı gerçekten çok iyi. Mesela ben onu elime sürüyorum. Sabunla yıkadığımda bile çok zor çıkıyor. Maskaraya geldiğimizde de şeye bakayım dedim. Waterproof muydu diye de üstünde yazmıyor. Büyük ihtimalle waterproof değildi. Hassas maskara diyor. Hassas gözler içinmiş. Yani ben genelde maskaraları sevdiğim için bunu da beğendim. Çünkü benim çok beklentim yok maskaradan. İşte biraz hacim versin istiyorum. Biraz kıvırsın falan. O yüzden bu da sevdiğim bir maskaraydı ki artık gratislere geldiği için bu marka mağazalarda görebilirsiniz. O yüzden testine de bakabilirsiniz. Sonrasında ne kaldı? Terrakota allık. Terrakota allıklara karşı benim önyargım olduğunu söylemiştim. Bu gayet doğal durdu. Ben onları şeyden sevmiyorum. Böyle cildinizde ekstra bir katman tabaka gibi duruyor. Böyle durmadı. Belki de sürmeyle de alakalıdır. Hani onlara daha az sürersek daha güzel durur. O yüzden ben ürünleri böyle hafif uygulamaktan yanayım. Özellikle ten ürünlerini. O yüzden onu da beğendim. Çok pigmentli değil. Bu güzel bir şey bence ten ürünü için. Aydınlatıcı zaten şöyle. Bir dakika. Netliğimi de döndüğümde görebilirsiniz. Gerçekten güzel. Bir daha bakayım. İçinde büyük büyük simler yok. Gayet ıslak gösteriyor. Tabii ki gözenekli insanların gözeneklerini belli eder. Bu konuda bir şey söyleyemem. Hani benim çok fazla gözenek problemim olmadığı için rahatça kullanabiliyorum. Ama gözenekleriniz varsa bence yine bunun da bir testine bakın derim. Son olarak galiba ne kaldı? Ruj kaldı. Unuttuğum bir şey yok diye düşünüyorum. Şimdi kiss proofluk testi yapıyoruz. Evet. Bayağı da öptüm. İki kere öptüm elimi ve kesinlikle bulaşmadı. Bir daha aynadan bakayım çatır çutur duruyor mu? Evet yani hani tabii ki de likit mat ruj olduğu belli doğal olarak. Çok fazla dudakları kurutacağını sanmıyorum. Hani bir likit mat ruj ne kadar kurutuyorsa o kadar kurutacaktır bence. İşte ürünler böyleydi. Bu arada size tabii ki birkaç soru sormak istiyorum. Coco Shea markasını duydunuz mu? Duymuş muydunuz? Daha önce markadan bir ürün kullandınız mı? Bunu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ben de en azından ona göre belki işte denememi istediğiniz ürünleri denerim ya da konuşuruz birlikte. Ben Instagram'da 3 yıl aşkın bir süredir aktif olduğum için tabii ki de bu markayı biliyordum. Hani çok eski bir marka değil, çok yeni de bir marka değil. Öyle düşünün, öyle diyeyim size. Bu şekildeydi. Umarım siz de videomu beğenmişsinizdir, keyifle izlemişsinizdir, makyajımı beğenmişsinizdir tabii ki. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz, like'larsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz.